Örgülü Moda YouTube kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapmış olduğum alışveriş paketlerimi açacağız. İlk önce Trendyol'la başlamak istiyorum. Daha sonra ben kendim bizzat gidip almış olduğum Koçtaş ufak tefek bir iki ürünüm var. Onları da sizlerle birlikte açacağız, göstereceğim. Şimdi ben lafı daha fazla uzatmadan Trendyol paketlerimle başlıyorum. İlk ürünüm şöyle. Zaten daha öncesinde açıp bir kontrol ettim arkadaşlar. Çünkü daha önce almış olduğum bir iki üründe sorun yaşadım. İade etmem gerekti. Sonra tamamladık. Sorun kalmadı. Daha sonra da hani video yetiştirmiş oldum. Bundan sonra öyle arada bir kontrol etmem gerekecek ürünleri. Hani ben de sizde sıfıra sıfır aynı anda açmak istiyorum ama bazen kargo olsun, ürünle alakalı olsun sorunlar yaşıyoruz. Bu yüzden arada bir kontrol etmem gereken paketler oluyor. Bunun için de affınıza sığınıyorum. Şöyle bir alt eşofman siyah aldım. Bu kız kardeşim için. 12 yaşında. Biraz büyük oldu ama hani bir iki seneye gene tam olur diye düşünüyorum. Eskiden alalım da bir iki beden büyük olsun seneye de giyer. Aslında o niyetle almadım. Ama kötü de olmadı. Sadece ufak biraz büyük oldu. İade etmek istemedik. Beğendim de memnun da kaldım. Buna bir de aslında biz bunu sipariş verdiğimizde takım olarak sipariş verdik. Hemen üstünü de göstereceğim. Şöyle kapşonlu, gayet iyi, güzel, ideal. Harry Potter şöyle. Önünde gözlüğü ve alnındaki işaret var. Kız kardeşim Harry Potter hastası. Ona böyle bir takım aldık. Şöyle bir sorun yaşadık. Ben takım olarak sipariş vermiştim. İlk önce bana üstünü gönderdiler. Ürün eksik çıktı paketinden. Alt eşofmanı çıkmadı. Ben de Trendyol üzerinden yazdım, belirttim. Firmaya da yazdım. Eksik olan ürünü temin edeceklerini söylediler. 1 ve 6 iş günü içerisinde. Ben de tamam bekliyorum dedim. Hemen hemen 4 gün içinde geldi ürünüm. Ama bu sipariş ilk verdiğimde de neredeyse bir hafta bekledim. Böyle bir sıkıntısı var. Ama göndermiyor değiller. Gönderiyorlar. Hatta alt eşofman içinde gerçekten yardımcı oldular. Ne mesaj attıysam cevap verdiler. İlgilendiler. Teşekkür ediyorum buradan kendilerine. Ürünlerden de ben gayet memnun kaldım. Şimdi geçiyorum sıradaki paketime. Bunları şöyle yatağıma doğru gönderdim. Şu poşetleri de bir kaldırayım. Çok hışırdamasın. Tamam, onları da gönderdik. Bir hışır hışır olmasın. Şimdi sırada küçük bir paketim var. Şöyle. Onu göstereceğim size. Bunu da yine açtım. Baktım sıkıntısı var mı diye. Daha öncesinde bunu da böyle gönderiyorum. Hışır hışır olmasın. Bunları ben beyaz şuradaki telponam için aldım arkadaşlar. Ve daha sonra da işte kahve yanına kullanmak için, ben kahve hastasıyım. Gerçekten seviyorum kahveyi. Şöyle bir avuç mutluluk diye bir kart. Sonra canım kendim, hak ediyorsun bu keyfi diye bir yazı var. Ben keyfim ve kahyası. Ben keyfim ve kahyası. Kahve vaktim gelmiş diye şöyle bir kart. Hayat kısa, gel kahve içelim. Yani ben bunu hem panomda kullanmak için hem de kahve sunum hazırladığım takdirde story atıyoruz Instagram'a falan. Oralarda kullanırım diye çok hoşuma gitti gördüğümde. Çok beğendim. Kahve hatır işidir, kıymet bilenle içilir. Kahve sevmeyen de ne bileyim yani, gerçekten ne bileyim. Ama var yani kahve sevmeyen. Kahvesiz bir hayat düşünsene, tövbe bismillah diye komik bir yazı. Hashtag yorgunluk kahvesi. Bu benim çok yaptığım bir şey. Gerçi yorulmadan önce de güne kahveyle başlayan biriyim ben. Kahve şart azizim. Gerçekten şart. Kime ne yaptıysam hak etmiştir. Kendime de kahve yaptım. Fesatlık yorucudur kahve için diyor kahve. Böyle. Kaç tane sayalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 adet böyle kartlar var. Ben bunları seçtim. Diğer ürünler de var. Onların sayfasına ekleyeceğim zaten bu aldığım ürünlerin hepsine linkini. Gidip bakabilirsiniz. Bir sürü var. Hepsi birbirinden güzel. O kadar kararsız kaldım ki. Yani abartısız ben bir hafta seçim yapmak için onu mu alayım, onu mu alayım, hangisini, ama artık en son hani şu renklerinden dolayı sonbahar havası, bakır, kahve ve tartı renklerini sevdiğim için ben bunları tercih ettim ve çok hoşuma gitti. Çok da kaliteliler. Tavsiye ediyorum. Bir diğer ürünüm şöyle. Küçükten başladık. Küçükten gidelim o zaman.
küçük paketlerle devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle küçük bir kutum var. Bu set halinde aldım ben bu ürünü. İndirime girmişti. Şöyle takılık, yani küçük küpenizdir. İşte hani ince kolyenizdir, yüzüğünüzdür veya başka şeyler de koyabilirsiniz. Böyle bir beyaz takılık diye geçiyor aslında bu. Bunu aldım. Bunun peşin sıra şöyle bir büyük kutulara geçiyorum. Şunu göstereceğim. Şöyle bir ürün. Şurada bir açamadım. Saniye. Arkadan tutuyormuşum çekmeceyi de, o yüzden açılmıyormuş. Çekmecesi var. Şöyle iki tane alt alta. Şöyle üst tarafta da gözleri var. Bir şeyler koyabilirsiniz. Şuradakiler derin. Ha, şuraya fırçalar da koyabilirsiniz veya herhangi başka bir şey de koyabilirsiniz. Ben çok beğendim. Bu ürünleri takım olarak sipariş vermiştim. Verdiğimde bu göstermiş olduğumu farklı bir renk göndermişlerdi. Bunu da iyi ki açıp mesela kontrol etmişim. Tekrardan geri dönüş yaptım. Ürünün farklı renk geldiğini söyledim ve bana beyaz ürünü göndermelerini rica ettim. Onlar da yine sağ olsunlar yardımcı oldular o konuda. Tekrardan bendeki ürünü ben onlara iade ettim. Onlar da yeni beyaz olan ürünü bana gönderdiler. Devamında da şöyle bir ürün aldım. Bunları makyaj organizer olarak kullanmak için aldım açıkçası arkadaşlar. Normalde ben size kendim yapacağımı söylemiştim. Ama o kutuları başka bir şeyle değerlendirmeye karar verdiğim için bunlar da indirime girmişti açıkçası. Tam set olarak odam beyaz. Hani açıkçası şeffaflığı da nedense pek sevemedim. O yüzden bunlar hoşuma gitti ve bunları aldım. Bunlar aslında bana biraz da şey, doğum günü hediyesi olarak gelmiş oldu. Annem bana para verdi ve dedi ki kendin istediğin bir şey al, ihtiyacın olan. Ben çizime bakıyorum aslında ama bunların içime girdiğini görünce hani ihtiyacım vardı, istediğim bir şeydi de. İçime pek sinmiyordu hani alayım mı almayayım mı. Bir baktım indirime girmiş. Bunları ben de zaten bir şey alırken muhakkak ya bir hafta ya da en fazla bir ay düşünürüm alayım mı almayayım mı, alsam mı almasam mı diye dereden su getiren bir tarafım var. Bu da böyle. Aslında bunlar da işte fırça koymak için veya kalem koymak için. Artık siz nasıl değerlendirirseniz böyle bir şey geldi. Full set aldım. Durdum full set aldım. Ay, iyi ki de almışım. Şöyle gözler yani full dedim. Zaten şuralar şöyle. Çok güzel. Yani o tarafı çok güzel toparlayacak. En sonda şu var. Buralara pomatlarımı, işte pamuğumu veya herhangi artık bakacağım makyaj malzemelerime göre böyle ürünler aldım. Ben bunları çok sevdim. Gerçekten çok hoşuma gittiler. Yani gül kurusu rengi falan var. Gri var. Yani renk çeşidi var. Ben beyazı tercih ettim. İstersen dedim ki hatta daha sonra ya boyarım ya da bir süsleme falan belki eklerim yani. Ama bu sade halleri çok hoşuma gitti. Şimdi Koçtaş'tan almış olduğum ürünlere geçmeden önce son bir Trendyol ürünüm var. Onu göstereceğim sizlere. Şöyle bir şey uzuncana. Bu ne diyeceksiniz? Hemen gösteriyorum. Şöyle şeffaf bir masa koruyucusu arkadaşlar. Şöyle geldiğinden beri hiç açmadım diye yapışmış. Şunu bir an önce masaya sermek istiyorum. Masamın üstüne yerleştireceğim. Onun için aldım. Bu örtüyü kaldıracağım. Daha sonrasında da belki boya falan yaparken yine bu boya olmasın diye bu örtüyü öylesine hani serip kullanıp daha sonra kaldırırım yine. Şunu şöyle kenara koyacağım. Düşmesin. Şimdi geldik Koçtaş'tan almış olduğum ürünlere arkadaşlar. Bunları bizzat ben bizim buradaki AVM'ye gidip aklımda yoktu ama görmüşken alayım dedim. Şöyle bir yapışkan aldım. Pirit. İlk defa deneyeceğim açıkçası. Böyle hamur tarzında bir yapışkan. Bunları sizlere göstermiş oldum. Hani çerçeve, sonra bir hasır askılıkla bir de yatağımın başına asacağım püsküllü bir süs vardı. Onları asmayı deneyeceğim. Onun için aldım bunu. Bir de şöyle Selsil'in yapıştırıcısını aldım. Bayağı hızlı ve kuvvetliymiş. Olmadı. Ekstradan bununla bir deneyeceğim. Yani duvara fazla artık delik açmak istemiyorum. Delik açmadan asabileceğim bir yöntem düşündüm ve bunlar geldi aklıma. Bunları deneyeceğim. Zaten bunları birlikte yapacağız videoda. Göreceksiniz tutacak mı tutmayacak mı bilmiyorum ben de. Deneyeceğim. Birlikte dener artık görürüz. Şöyle bir Koçtaş'tan Selsil yapıştırıcı ve şöyle bir Pirit'in hamur yapıştırıcısını aldım. Deneyip bakacağız artık. Bunları da kenara alıyorum ve şöyle bir iki adet yastık kılıfı aldım.
Koç taştan. Sede süet kiremit klent kılıfı. Normalde ben klentleri kendim dikmek istiyordum. İstediğim kumaşı bulamadım. Yani çok baktım ama kumaşı bulamadım. Bu da gene tam istediğim renk değil aslında. Kiremit rengi değil ama hani ona yakın. Şöyle 45'e 45 ölçüde. Şöyle bir şey var. Bunları ben normalde işte böyle 45'e 45 dikip yani kenarlarından böyle püsküller yapacaktım kendim diktiğimde. Yeni moda hani minderler var ya böyle püsküller falan pomponlu. Bulamadım ama belki buna uygun eğer ip bulursam. Püskül eklerim olmadı. Buna uygun hatta bir tane de uzun bir kırlent düşünüyorum. Onu da büyük bir ihtimalle ben yaparım diye düşünüyorum. Eğer istediğim kumaşı bulamazsam yine böyle denk gelir. Kafama yakın hani bir kırlent uzun bulursam alacağım. Uygun da bunların fiyatı da. 2 adet aldım. Bunların da yine Koçtaş'ta bulurum linkini. Aşağıya videonun altına bırakırım. Sizler de eğer almak isterseniz oradan bakıp alabilirsiniz. Benim sizlere göstermek istediğim ürünlerim, paket açılışlarım bu kadardı arkadaşlar. Normalde çok hani paket açılış videosu çekmeyi düşünmüyordum. Çekmek kafamda aslında açıkçası hatta pek yoktu. Ama hani hoşunuza gittiğini söylediniz. Ve faydası olduğunu hani aradığınızı ve sen de gördük. Aa, biz de hani alalım tarzında bir mesajlar aldım. Eğer sizlere faydası oluyorsa dedim ki neden olmasın çekeyim ben de hani aldığım ürünleri. Belki işlerine yarayan hani benim gibi mesela bu tarz kırlent düşünen insanlar vardır. Ben mesela bu koruyucuyu aldığımda tereddütlü almıştım. Çok memnun kaldım. Bazen bazı şeyler işte tereddütlü alırsınız ya ben mesela benim dönüme açıkçası geliyor video bakıyorum ha birisi almış benim düşündüğüm ürün. Memnun kalmış demek ki güzel geliyor sıkıntısı yok. Bu gibi faydası olan bütün her şeyde varım arkadaşlar. Sizlere de elimden geldiğince faydalı videolar çekmek için gayret edeceğim. Bugünlük videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.